Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sesi size eriyorsunuz. Yakın mı geliyor? Nasıl açık? Evet. Dersimizin konusu hap. Hap, hap, bildiğimiz hap, ilaç. Neymiş dersimiz bu? İlaç. Değil mi? Bakayım nasıl bir ilaçmış. Psikoloji bütün sıkıntıların çözüm formülünü anlatıyor. Detay yok, öz. Diyor ki, bu küçücük ve aciz-i mutlak olan insanı, insan bak kimmiş, varlık içinde hiçbir değeri yok. Küçücük bak diyor ki bu küçücük aciz-i mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden Allah. Dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlak. İnsanı anlatıyor bir daha. Bu küçücük ve aciz-i mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren, mahlukat deyince arş, kürs, cennet, cehennem hepsi, bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle. Ne dedi biliyor musunuz bak? Kadir-i Mutlak'ın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle, insana nihayetsiz inayet ve emniyet veriyor. Allah'ın inayeti ne demek? Yardım. Ne kadar yardım edecekmiş? Nihayetsiz. Nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle insana Allah ne kadar emniyet veriyormuş? Nihayetsiz. Nihayetsiz. İnsana ne kadar emniyet veriyormuş? Nihayetsiz. Nihayetsiz emniyet veriyor. Peki, ne yapacak bu insan? Bak. İnsanla Allah ilişkisini koyduk. İnsanla Allah ilişkisi. İnsana nihayetsiz inayet ve rahmet ediyor. Bu aciz insanı kendine dost ediyor. Bir de yarattığı ne ki varsa hepsinden üstün bir makam veriyor. Hepsinden üstün bir makam veriyor. Üç tane şey. Bir, kadir-i mutlak Allah. Bu küçücük ve aciz-i mutlak olan insanı Allah ne yaratmış? Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, hepsi. Bütün mahlukat üstünde bunlardan da üstüne bir makam veriyor, dost yapıyor insana. Ve bu Allah Celle Celaluhu
İnsana nihayetsiz inayet, nihayetsiz inayet demek, kendisini veriyor demektir. Nihayetsiz inayet, nihayetsiz inayet tabirinin içerisinde bir şey vermek değil. Kendisini veriyor. İnayet olsa bir şey verirdi. Nihayetsizliğin nihayet olmadığından onun sahibi demektir. Nihayetsiz inayet ve ne veriyormuş? Ehemmiyet vermesi. Bu dersin adı neydi? Hap, ilaç. Sen kimsin, tanımıyorsun kendini. Onun için üzülüyorsun eften püften şeylerle. Eften püften şeylere değer vermenin sebebi kendini değersiz bilmenden kaynaklanıyor. Karaktersiz insan, karaktersiz, şahsiyetsiz insanlarla dost olabilir. Ama karakterinin şahsiyetini, makamını, mevkini bilen adam haddini, hududunu bilir, hududunda kalır. Öyle şeylerle muhatap olmaz. İnsan böyle bir şey yapıyor. Sen basit şeylere emniyet vermenin sebebi kendini basit bilmenden kaynaklanıyor. Mesela dün birisine söylemiştim. Telefon ettin. Tamam tamam yeter yeter. Anlaşıldı. Dedim ki vesveseden vesvese edersen vesveseden kurtulursun. Yani şüpheden şüphe edersen şüphen kalmaz. Şüpheden şüphe edersen şüphen kalmaz. Vesveseden vesvese edersen vesvesen kalmaz. Ya zanda, zanı zannedersen zanın kalmaz. İnsan ya. Şimdi kendini ne kadar tanırsan eften püften şeyler sana gaye olmaktan çıkar. Gaye ve maksat olmaktan çıkar. İnsan böyle girdikten sonra şimdi ne yapacak? Sonra hakikati nasıl düşünecek? Kuyudan çıkmanın düşünce yönteminden bahsedeceğim. Üçüncü fasıl. Kısa keseceğim dersi. Birincisi, sen kimsin diye girdik. İki, ne yapacak? Üçüncüsü, üçüncü şeyimiz, ana başlık. Nasıl düşünecek kendine, hadiseler karşısına kendini nasıl yorumlayacak? Hatta arkadaşlara bugün mutalaa ederken dedim ki, o üçüncü paragrafı, ben zor durumda kalır, sekerat bölümüne girersem, bana bunu okuyun. Yani zor durumda insan olur da böyle, böyle buhran bunalım. O paragrafı okuyacağım size. Şimdi bu iki. Ey insan, senin nokta istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imanındır. İmanda problem var. Bugün iman nasıldı o şey Mustafa? İman hakkında bir şey okumuştun sen bir cümle. İman neydi iman? O manada. İmanı vermekle kendisini sana verdi. İmanda sorun var. İmanımızda sorun var. İmanımızdan lezzet alamıyoruz. İman sorunu olunca, yani düşük olunca, kendimizle barışık olamıyoruz. Kendimizi sevemiyoruz. Bir an kendimizle baş başa kalamıyoruz. Korkuyoruz. Kendimizden korkuyoruz. Hatta düşünceler mesela çok rahatsın. Ama acaba o sıkıntı tekrar gelecek mi ya? Ya Allah Allah ya. Korkuyoruz kendimizden. Ondandır ki
Dam 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 bum 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 ti 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 ti. Televizyondur, internettir, WhatsApp'tır, Facebook'tır bunlar. Hep kendinden kaçıştır. Kaçıştır. Bunu dinleyen bile sen de kendinden kaçıyorsun. Bunu dinledin kaç defa gene kapatmadın yani. Kendine değer vermiyorsun, saygı duymuyorsun ki. Çöp tenekesi olmuşuz. Çöp tenekesi, çöp. İyi olmak istiyoruz ama kafamızda iyi malzeme yok. İyi olmak istiyoruz, bugün 10 dakika okumadım. Belki de 1-2 saat fuzuli şeylerle meşgul oldum. Gene iyi olmak istiyorsun. Ya kaç seneden beri uğraşıyorsun ruh bozulsun diye, hala ruh bozulmadı. Ne kadar kaliteli ruhum var. Ne kadar kaliteli bir ruh var ki hala bozulmadı ya. Ya. Bak ey insan, seni nokta istinadın, nokta istinad, dayanak noktası ancak ve ancak Allah değil. Allah'a imanındır. Allah'ın sendeki karşılığı. Bendeki o. Ruhuna, vicdanına, ruhuna, vicdanına nokta istimdat ise, yani hadiseler karşısında Allah'a iman. Bu bizim bildiğimiz o Rabb, Allah değil o. Allah'a iman, sendeki Allah. Rab yani, sendeki Rab. Yani sendeki taayyüb ve teşahhusu. Peki hadiseler karşısında ruhuna, vicdanına nokta istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Eğer insan ruhen, psikoloji, vicdanen yapmış olduğumuz hadiseler mazip içinde, azap içinde ise ahirete iman sorunu yaşıyorsun demektir. Adama gittim, kaşınıyor dedim. Ayağımı gösterdim. Karaciğer kapını veriyor. Doktorum burada sorunum yok, benim ayağım kaşınıyor. Hocam dedi oradan geliyor. Örneğin, oradan geliyor. Şimdi vicdanen ve ruhen sıkıntı varsa ahirete iman sorunu var demektir. Alarm çalıyor. Hadiselerde Allah'a teslim olamıyorsak imanda sorun var demektir. Allah'a imanda sorun var demektir. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahuş eder. Tevahuş? Vahşet ne demek? Vahşet? Yalnızlık. Yalnızlık. Başka ne diyebiliriz? Fenalık. He? Fenalık. Vahşet, yalnızlık. Başka ne dedin? Sen ne demiştin Mustafa? Vahşet. İnsanlık dışı mı? Korku, panik. Panik, güzel. Karanlık. Karanlık. Ya. Vahşi. Mesela uygulamalı yapalım. Cümle içinde kullanın. Bu orman vahşi ya. Burada tevahuş, vahşette kalmak. Vahşilik orası değil. Üzerine dönme. Tefaul. Yani üzerinde olan bir şey. Vahşet. Orman vahşi. Ne demek orman vahşi? Şöyle düşünün. Bu odayı düşünün, odayı. Timsah koydunuz. Sırtlarını koydunuz. Yılan çeşitlerini koydunuz. Kartalı koydunuz. Her çeşit fare, aslanca her şeyi koydunuz. Ve kapıyı kapattınız büyük bir yer. Ve aç bıraktınız. Ne olur? Ha, orası tevahuş işte. Birbirini yiyor. Düşüncelerin seni yiyor biliyor musun? Sende psikolojik sorun yok ki. Düşünceni kontrol edemiyorsun, o seni yiyor. Kendi kendini yiyor. Öyle bir hastalık var ki adını bilmiyorum. Geçen hafta pazarından aradılar.
Vücut deriyi yabancı kabul ediyormuş. Deriyi yiyor vücut, atıyor, kabul etmiyor. Deri, deri gidiyor, et olmuş. Her tarafı. Milyonda bir oluyormuş. Hurufu mukatta oku, zeytiyanı içtir vesaire. Bak, ne için söyledim bunu? Kabul etmiyor kendisinden. Vücut kendisinden yabancı. Şimdi tevahuş, buna da benzemiyor. Duygular, yani aslan, sırtlan, timsah, kedi, köpek, fare, her şeyi koydun aç. Tamam, içeriye koydun, aç bıraktın. Ne yapacak bu? Birbirlerini yiyecek değil mi? İçimiz böyle. Ama bunlar olmasın, olsun. Geniş bir vadiye koyarsan veya belediye bakım evine koyarsan hepsini ayrı bir kafes yap, gıda ver. Sorun yok. Bak haddini hududunu koydun. Kafes. İçimizdeki fikirler, hisler, latifeler birbirini yiyor. Bu tevahuş. Cehennemden beterdir Adem. Tamam mı? Adem. Bu cehennemden beter. Cehennem taş olan şirkettir. Patrona çalışıyor. Cehennem ona göre bir şey değil. Adem'e göre. Çünkü cehennem Adem'e çalışıyor. Adem için diyor ki 8 tane sıfat var. Bunlardan bir tanesi tevahuştur. Adem'in dünyadaki insandaki karşılığı. Küçük dünyanın cehennemi. Diyor ki ruhuna, vicdanına nokta istimdat. Ne demek nokta? İse ancak ahiret olan imandır. Yani ahirete iman artarsa evde sorun olmaz. Evdeki kavgaların sebebi diyor, ahiret sorunundan geliyor diyor. 11. şuada, 8. meselede. Değil mi? Bir eve diyor imanı bir ahiret hükmederse o ev küçük bir cennet olur. İmanı bir ahiret hükmederse. Eğer bir eve imanı bir ahiret hükmetmezse orası küçük bir cehennem olur. Kimse haddini bilmez, hududunda kalmaz. Binaenaleyh bu iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahuş eder, vicdanı daima muazzep olur. Daima azap içindedir. Çünkü hiçbir hadiseyi yorumlayamaz. Mesela elma nedir? Armut değildir. İzah mıdır şimdi? Bu taş nedir? Su değil abi. İzah mıdır? Eşyayı birbirlerine kıyas ederek izah edilemez. Öyle değil mi? Güneş nedir? Ay değildir. Bu mudur? Soğuk nedir? Sıcak değildir. İzah mıdır? Değildir. Eşyayı birbirine kıyas ederek tanımlarsınız. Ne olduğunu, nüfus kağıdını çıkar. Kendisi bilinmez. Aynen bu örnek gibi de. İnsan nedir? Elma değildir. Allah Allah. Şimdi izah mıdır şimdi? İnsan nedir? Vallahi ağaç değildir. Dünyanın içindekilerin ne olduğunu birbirine benzediği için elma armuta benzer. Bitkidir. Timsah file benzer. Hayvandır. Sargan hamsiye benzer. Kartal serçeye benzer. Hayvandır. Toprak taşa benzer. Su havaya benzer. İçinde hidrojen oksijen var. Birbirine kıyas ederek belki tanımlarsınız. Ama insan nedir? İnsan nedir? Taş değildir. Olmadı. Güneş değil. Ha, o da olmadı. İnsanı neyle kıyas edeceksin de tanımlayacaksın? Çünkü benzeri yok. Sistemiyle çalışan başkanı yok. İnsan nedir? İşte daima kendisini izah edemediği için azap içindedir. Cinlerle kıyaslanır. Olamaz. Olamaz çünkü olsa bile genel bir tanım değil. Cinleri sen ben biliyoruz.
Adam adını duyduğu zaman adını bile üç harfli diyor. Sanki cin deyince hemen oluyormuş burada da. Yani bu, yok canım. Onu, şimdi cinin vücudu esirdendir. Senin en kesif, en camin topraktandır. İnsan nedir? Cin değildir. Oldu mu şimdi kendine? Yani bir şeyi tanımlamak için bir üst makam lazım. Mesela ilkokul 3. sınıftaki çocukların okuma derecesini ortaokuldakiler bilir. Ortaokuldaki seviyeyi lisedekiler bilir. Lisedekileri üniversitedekiler bilir. Üniversitedekileri hocalar bilir. Şimdi insanın da üst bir makamı olacak ki insan onunla tanımlayasın. Alt olmuyor. Cin hakikati bizde var. Hislerdir. Hisler. Cin, cin için Allah Resulü kuvvettir diyor. Kapı işinde oturmayın. Zira cin çarpar. Enerji ya. Enerji paketleri. Yani insanla tanımlanır. Ama mesela cini görmesek insanla cini anlarız. Ama insanı görmeden cinle insanı anlayamaz. Şöyle diyeyim. Suyu görmesek buzla suyu anlarız. Yani ama buzdan suyu çıkarsanız buzda yoktur. En cami olduğu için insan. Üstü ancak Allah'tır. Çünkü Allah ile insan mabeyninde bir berzak yoktur. Lakin birinci noktaya istinat ve ikincisinden de istimdat eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem vicdanı mutmain olur. Ne dedi? Bak yavaş. Lakin birinci noktaya istinat, yani Allah'a iman noktayı istinattır. Hadiseler karşısında Allah'a, Allah ile izah etmek, Allah ile yorumlamak nokta istinattır. İnsanın fıtratındaki istekler, nihayetsizlik özellikleriyle, bu özellikleriyle bir yapı sistemi var. Bu isteklere dünya cevap değildir. O zaman gene azap içinde, gene helmin mezit diyor. Yok mu diye. İnsanın ruhsal yapısı, kalbi ve ruhu ve dimağını tatmin ve teskin eden ahirete olan imandır. Ahiretteki varlıktır. İnsan olmadır. Mesela kalbi beka istiyor. Dünyada yok. Değil mi? Kalbi bir anda her yerde olmak istiyor. Dert keder olmasını istemiyor. Var mı böyle bir şey burada? Yok. Bunu cevap veren nokta istimdat demek şu. İmdat! İmdat! Yani yardım istiyor. İnsan bağırıyor fıtraten. Eşya diyor ki ne istiyorsun mevcudat? Beka istiyorum diyor. Herkes sus pus. Pişt. Beka istiyorum. Kim cevap verecek? Güneş cevap değil buna. Beka istiyorum. Güneş cevap mıdır? Su buna cevap mıdır? Araba buna cevap mıdır? Kadın buna cevap mıdır? Erkek buna cevap mıdır? Para buna cevap mıdır? Beka istiyorum. Ölmek istemiyorum. Dert istemiyorum. Dert, keder istemiyorum ya. Hastalık istemiyorum. Cevap mıdır? Ancak ahirette iman diyor ki bende var o. Dertsizlik istiyorsun. Var bende. Evet istiyorsun. Var bende. Ezel istiyorum. Allah nokta istinat cevap veriyor. Ezel Allah'a iman. Evet ahirete iman. Ruhunu tatmin edecek, teskin edecek, isteklerine cevap verip doymasını sağlayacak ahiretteki yakiniyettir. Ahirete ünsiyettir, ünsiyet. Allah ünsiyetimizi artırsın, ülfetimizi kaldırsın inşallah. Ülfet beladır. Ülfet için Mesnevi'de ne diyordu şey Mustafa? İnsanı fikren dalalete atar. Ülfet insanı fikren dalalete atar. Duydunuz mu? Yani ülfet neydi lügat manası? Alışılmış şeyler. Alışılmış. Ben bunu biliyorum ya. Deyip ihtiyaç duymamak.
tır tır tır. Ya ben biliyorum canım. Ünsiyet nedir peki? Fikren, hissen, latife olarak kendi ruhunda hissetmek. Fikren dimağda hissetmek onu. Kalben hissen, hissen kalpte hissetmek. Latife itibariyle ruhta hissetmek. Allah'a ünsiyetimizi Cenab-ı Hak artırsın. Ahirete ünsiyetimizi artırsın. Allah'a ve ahirete ve hak ve hakikate karşı Allah ülfetimizi kaldırsın. Şimdi ne diyor biliyor musun? İman terakki ettikçe Allah ile ünsiyet oluyor. Allah'a böyle fikrediyorsun, hissediyorsun, mahsediyorsun, zevk ediyorsun. Allah çocuk anasını emer gibi Allah emiliyor. Peki Hasan abi bu ünsiyet insanın izahı mı oluyor? Nasıl yani anlamadım izah? İnsanın bir izahı karşılığı yok dedin ya. Ha yok ha şöyle. İzahın yöntemi. Yani mesela kendini izah edeceksin. İnsan bir şeyle izah edilemez. Ünsiyet, Allah razı olsun aferin. Ünsiyet kendini neyle izah etme yönteminin yolunu gösteriyor. Ünsiyet. Belki de onunla tanımlarsın kendini. Ben kimim deyince ben şeftali değilim, olmadı. Ben güneş değilim ha. Ama bunu yapalım. Ben kimim? Ben Kaya Namzet. Ben kimim? Allah'ın sıfatının en canı aynayı. Oldu değil mi? Ben kimim? Allah'ın Esma-i Hüsna'sına cilve cemalinde bir sanat itibariyle en külli ve am ve mutlak aynadarlık yapıyorum. Doğru? Doğru. Ben kimim? Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikatiyim. Ben kimim? Bütün kainat benden fakat ben kainata sığmadım. Bu da Hazreti Ali'nin sözü. Bütün kainat bende, insan nedir? Bütün kainat insandan fakat bu insan kainata sığmadı. İşaret-i Caz'da söylüyor. Evet, ünsiyet bu. Diyor ki, noktayı istinat ve noktayı istimdatı biraz sonra üçüncü paragrafı okuyacağım. Nasıl insanın ünsiyeti artar? Şu cümle okuyayım, ondan sonra onu okuyorum, keseceğim. Lakin birinci noktaya istinat, ikincisinden de istimdat, birincisine dayanmak, ikincisine yardım almak. Yani Allah'a dayanmak, ahiret inancıyla doyurmak, fıtrata gıda vermek. Bu iman farklı şeyler mi ahiret? Farklı bunlar. Yok şöyle, hani altı cümle var ya. Hepsi farklı. Yani ben mesela ahiretlerde şüphem olabiliyor mu? Olabiliyor. Olabiliyor. Mesela Allah'ta sorun yok ama meleklerde çözememiş. Olabiliyor. Olabiliyor. Bunu kaynağı peki abi o zaman? O şüphenin kaynağı. O şüphenin kaynağı yani mesela dimağın mertebeleri var ya. Bir de kalp. Kalple dimağın ne kadar kendisine ünsiyet eder, beraber çalışırlarsa alınan malumat ilime ikisini doyuruyorsa ikisi hepsi yani Allah iman melekleri hepsi bütünsele geliyor. Mesela Allah'a karşı zikir yapacaksın. Aldın tesbihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah'ın set oluyor. Hem de çok güzel. Fakat melekleri olmuyor şimdi bu sefer. Yani melekler şey yapamıyor. O yakiniyet olmuyor. O zaman öyle bir dersi iman olacak ki hepsine gıda olsun. Öyle olması lazım. Çünkü Allah bunu ayırmış. Allah'a iman ederseniz bitti demiyor. Size bir şey söyleyeyim. Mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat-ı kutsiye, esma diye Rabbul Aleminin böyle hakikat meratibi var. Bu bilinmediğinden dolayı Hristiyanlıkta testis çıkmıştır. Basit gibi gözüken şu tanımlama testisle ortadan kaldırıyor. Allah'ı zatını tek kabul edildiği için icraattaki farklılıkları farklı hakikate dayanmadığı için baba oğul hadisesi çıktı. Allah'ın cilve cemali nakşi olmaz. Çünkü Allah tektir böyle ama esmanı var. Esmayı bilmedikleri için o zaman esman cilvesini tanrı dediler aşağı.
Yani Esma'yı bilmesen mevcudattaki sanata ne diyeceksin? İlah diyeceksin. Yani kütüb-i siteye dayanmasan Ahmet-i Mehmet-i Hasan Hüseyin'in hoca-i şeyhi ilah kabul edeceksin. Vallahi ben o ilah kabul etmiyorum. Allah'ın dediğini sana koyuyorum. Bak Allah böyle diyor, bu adam böyle diyor. Sen hala Allah'ın dediğini kenara koyuyorsun, adamın dediğini esas alıyorsun. İlah kim şimdi bu? Seni terbiye eden kim bu? Değil ki bu. Birbirinizi ilah edinmeyin. O bizimle ne alakası var canım? Dışarı. Bu kafire itaat değil ki. Kafire iman farz. Kafire birbirinizi ilah edinmeyin denmez. Çünkü ilahı yok ki zaten. Ha, birbirinizi ilah edinmeyin, muhatap Müslümandır. Ya yellezine amenu. Muhatap kim? Müslüman. Ya yellezine amenu. Aminu billah. Allah'a iman edin diyor. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Ahirete iman edin diyor. Muhatap kafir değil ki. Demek ki lakin birinci noktaya istinat ve ikincisinden istinbat eden adam, yani Allah ile ünsiyet, ahiret imanı ile beslenmek, ihtiyacını gidermek. Mesela mal istiyorsun, ahiret imanı olmasa mal dünyada helak olursun. O mal hırsı, doymamazlık seni mal boğar. O mal hırsı diyor burada, mal arzusu, isteği. Ahirete iman etmeyle ki nihayetsiz servet var o, ona iman edince dünyada sana lazım olduğu kadar ihtimam edersin. Çünkü o duygun onunla tatmin oluyor. Ona bir misal vereyim de ondan sonra, o konu değil ama şu. Diyor ki, şuur-u imani ile ve intisap ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyde olur. Şuur-u imanla, bütün mevcudata, varlığa. Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka, hadsiz bir vücut, o şuur-u iman ve intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinden, güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtrı aşk teskin edilir. İnsanın varlığa karşı fıtrı aşk, eğer Allah'a dönmese mevcudata döner. Mevcudata dönünce ateş oluyor. O fıtrı aşk, mevcudattan manayı, isminden manayı harfiye dönüşe, hakiki vücut odur, hakiki servet odur, hakiki sermaye odur, hakiki para, mülk, fabrika orasıdır dersen, bu sefer orası için çalışırsın. Burası seni boğmaz. Adam, ya esas ahirettir kardeşim diyor. Ulan namaz vaktinde kılmadın. Abi şu işi bitirelim ya. Cenazkada da kuramadık diyor. Dedim ki kardeş gelsene dükkana dedim. Bak senin için geldim dedim. Bir uğradım dükkana. Uğradım. Hocam ters zamanda geldin dedim. Dedi, ya şu cenazkalı kuruyorum. Senin ne zaman düz zamanın var, o zaman geleyim dedim. Senin düz zamanın ters zamanında gelmişsin. Senin düz zamanın ne zaman? Durdu, koydu anahtarı. Doğrusunu söylersen, senin tabiriyle hiçbir düz zamanım yok. Niye durdum biliyor musunuz? Bu sözümü duyacak da, bu zatla 1,5 sene alakamız kesildi sonra. Şimdi teklif ediyor, abi Anadolu'ya bir seyahat yok mu, beraber çıksak direkt. Ne dedim biliyor musun? Hayır dedi, vücudunda bir hastalık mı çıktı? Durdu durdu, evet maalesef dedi, bağırsak kanseriyim dedi. Zamanın yoktu kardeş, hep ters zamanında geliyordum. Düz zamanım mı var? Şimdi sen seyahat et.
öyle yumurta dayandığı zaman olmuyor. Merdane olacak. Senin koca dükkanı kapatmıyoruz. Geldi de bir misafir, 10 dakika otur. Abi celaskalı kur, şimdi celaskalı kur. Kur, kaldırırsın o bağırsağını yukarıya. Ya. Niye namaz kılmıyorsun ya kardeşim vaktinde? Abi bitirelim şunu ya, daha var ya 2 saat kaldı. La kıldın mı ikindi? Abi 15 dakika var diyor. Akşam 15 dakika var namaz kılıyor. Yazıklar olsun. 10 dakika kalmış akşama ikindi kılıyorsun. Yazıklar olsun. Hasan hocam, şu BK çok hoşumuza giden bir şey. Yani şahsımın hoşuna giden bir sözcü. BK'yı biraz özetler misin? Mevlana'dan okudum mesela ruhu anlatırken. Diyor ki, sen diyor zaten bedensiz bir bedene sahipsin. Sakın canın cisminden çıkacağından korkma diyor. Yani biz mevcut halimizde zaten ölümsüz gibiyiz hani. Mustafa 3. okuyacağım paragrafı mı özetliyor? Evet. Okuyacağım, sabret. Onun için güldü Mustafa. Eden adam, kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, bunlar yapılırsa, ünsiyetleri hisseder ki, ünsiyet fikirde, hisse ve latife ruhta, fikren dimağda, hisse kalpte, latife olarak, letafet olarak ruhta hissetmektir. Bu bütünlüğüdür. Üçünün bütünlüğü. Fikir, fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek. Ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. İlmelekin, anelekin, hakkalekin vesaire. Farklı farklı meşreplerle ifade ettiğim şeyin bütünsel mesela fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmenin bütünlüğü ünsiyettir. Hisseder ki hem müteselli her vicdanı mutmain olur. Üçüncü faslı okuyoruz. Onun sorduğu, demek ki ruhen bu insan iç istiyor. Beka ne demektir? Ve bunun nasıl yapacağız? Bunun bu denileni Allah'a nasıl ünsiyet edeceğiz? Tamam mı? Sorumuz Allah'a nasıl ünsiyet edeceğiz? Onu okuyacağım şimdi. Çok isteyip de yapamamanın kaynağını da okuyacak mısın? Aynı şey. Evet, aynı şey. Çok istiyorsun ama yapamıyorsun. He. Demek ki istek nedir yani? İstediğin şey nedir yani? İsteğin istiyor musun? Çok istiyorsan. İstiyorsun zannediyorsun. Zannediyorsun. İstemiyorsun. İddia ediyorsun. Çok istiyorum, iddia ediyoruz. Hani öyle? Bak, nasıl varacağız? Ölümü ortadan kaldırıyor bu, ölüm korkusunu kaldırıyor, şu anda okuyacağım, psikolojiyi kaldırıyor. Ondan sonra Allah'a nasıl ülfetinden kurtarıp, ünsiyete nasıl gark olacağız? Onu anlatacak veya bir sürü sorularınızın cevabıdır. Sorularımızın bizim. 69'dan okuyorum. Şuur iman ile, bu burayı çok iyi dinlemek lazım. Şuur iman ile bu vücudum dedin ya sen, beka neymiş? Beka bak bu. Bekayı nasıl hissederiz dedi. Şuur iman ile bu vücudum vacibül vücud, bu nedir yani, bu nedir? Şimdi şuur imanla bakıyoruz. Gözlüğü taktık. Düğe göz. Ooo baki. Şuur iman gözlüğünü taktık. Allah Allah! Neymiş? Vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Bu vücut kanserdir. Sekerat geldi. Ölüm. Röntgen verdiler. Kansersin dediler. Hadi sana selam olsun. Git evine kal. Nasıl yapacaksın? Veya beka arzun var. Yani Allah'a hüsret edeceğiz. Hepsinin sorun cevabı. Vücuduna bakış tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Vücudumuza bakış tarzı, bakışımızı değiştirmedikçe netice değişmez. Sebepler ortada kalkmadıkça neticeyi değiştirmeye farklı zannetmek ahmaklıktır. Sebepler aynı oldukça farklı neticeler beklemek ahmaklıktır. Bak, vücuduna nasıl bakacaksın?
Bekayı bulmak için. Ölüm bedelidir, kanser bedelidir. Namazsızlık ruh kanseridir. Hücre kanseri bedenseldir. Günahlar kalbin kanseridir. Serata. Zaaf iman ruhun kanseridir. Fikren istikametsizlik, yanlış bilgiler, televizyonlardan, seslerden, müziklerden, yanlış eylemlerden, fiillerden, kişilerin yanında oturmaktan içeride o nedir? Dimağ kanseridir. Bak, vücuda nasıl bakacağız? Şuur iman gözlüğünü takacağız. Bu vücudum neymiş, benim miymiş ki kanserinden korkacağım? Bu benim mi ki? Kim ise o korksun. Bu misal vereyim de, enişte bugün Mustafa sen yanında bir misal verdi. Dedi ki, biz gemiciyiz dedi. Çok güzel bir misaldi. Gemi batmasını gördük dedi gemimiz. Biz botlarla ayrılınca böyle bu ayrılmanın, gemiden kurtulmanın lezzetini, rahatını yaşıyorduk. Gülüyorduk diyor. Aa bak gemi batıyor. Biz diyor yani şey gemi batıyor ama normal ya. Kurtulmaktan da bir de sevinç var. Malın sahibi ne yapar peki? Kurtulsa bile botta çok iyi ya kurtuldum der mi? Ulan içi gidiyor ya. O bakmıyor ki adam batıyor. Öyle mi değil? Çünkü niye? Fena fil gemi olduğu için. Adam gemi batmıyor ki. İçinde adam kendisi var. Eğer bu vücudun içerisinde biz olursak, bu vücut kanserse ben kanserim. Bu vücut ölecekse ben ölüyorum. Eğer bu vücuda şuuru iman ile vacibul vücudun eseri, sanatı ve cilvesi olduğunu anlarsak, celbe, cemal, nakış, sanat, bu vücut vacibül vücudun cilvesi, cemali, nakşı, sanat olduğunu anlamakla ne oluyormuş biliyor musun? Bu vücuda vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz mufarakat ve fırakların eylemlerinden kurtulup ayrılık bedenseldir. Ruhta böyle bir şey yok. Vahşet bedenseldir. Demek ki bu vücudun, vacib bir vücudun eseri, sanatı, cilvesi, cemali olduğunu anlamakla vahşi evhamından, evham vahşiymiş arkadaşlar. Hiçbir şansın yok. Kobra ilanına, engerek ilanına, timsaha, tamam mı? Timsaha, böyle aç sırtlanlara merhamet olur mu? Olur mu? Ha, evham neymiş biliyor musunuz? Evham vahşiymiş. Evham nedir peki? Dimağda aşağıda yukarı çıkıyor. Soğanın kırmızı kabuğundan içeriye geçiyor. Psikoloji sorunu olanlara diyor. Soğanın dışından çıkıyor. Dimağ, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Evham, vehim, tasavvurun içeriğidir. Özelliği şudur. Yoku var gösteren düşünceler bütünlüğüdür. Yoku var eder. Evham, dimağa aittir. Düşünseldir. Düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor. Düşünce bozukluğu, dimağa, rastgele filmleri, rastgele sesleri, müzikleri, konuşmaları kulaktan içeri doldurmak, rastgeleni yemek, koklamak, rastgele yerde oturmak, dostluk kurmaktan içerisi çöplük. Bu çöplük içerisindeki çöplük düşünce bozukluğuna, düşünce bozukluğu da evhamı aktif ediyor. Evhamdır. Evham nedir? Allah Resulü'nün hadisidir buna, bunu burada şey demiyor da ben o çok meşgul olduğum için evham için Resulullah diyor ki bir mana acımasız bir latifedir diyor. Hiç acımaz. İntihar eden, ettiren, kendini kötü hissettiren iyi değilim. Zanları üreten budur. İşte diyor ki merhametsiz olduğundan aç sırtlan, aç kobralar, aç fiil,
timsahların vesaire bütün hayvanların bulunduğu bir alandasın. Bunlar vahşi. Ha, evham aynı böyledir. Her bir hayvan düşünce çeşitliliğidir. Hani o hayvanat bahçesi dedim ya, at, sırttan, köpek mesela, hepsi bir düşünceyi anlatır. Ha? Bunlar nedir? Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından, hadsiz mufaraka ve fırakların elemlerinden kurtulup, ne ile? Bu vücuduma Allah'ın cilvesi, cemali, sanatı, nakşı olduğunu bakmakla olur, kurtulursun. Zaten öyle baksınlar. Zaten öyle ama sen hakikaten öyle ama sana faydası yok onun. Hakikaten mevcudat da Allah'ındır. O seni alakadar etmiyor. O mevcudat benimdir dediğin anda, sahiplendiğin zaman o malı, mülkü sen muhafaza edeceksin. Hangi mikrobu muhafaza edeceksin? Bu sefer bugün gelirken Emre şahit şoförümüz. Almanya'dan aramış. Bir fabrikada çalışıyorlar. Kadın. 35 yaşında. İki çocuk annesi. Komşu fabrikada arkadaşı. Emsal. Ondan sonra kanser teşhisi konmuş. Doktor demiş ki orada çok vahşi ya, merhametsiz adamlar. Hemen paldır küldür söylüyorlar. En fazla demiş, 3 ay yaşayacaksın, evinde git otur demiş. Doktor direkt. Yani Türkiye'de olsa kaplıcalara git, gez. Allah'tan ümit kesilmez. Ümidini ancak Allah'tan ümidini kesen şeytandır. Kanser öldürmez. Yuhi ve ümit Allah'tır. Diye bir şey der Müslüman. Gavur olduğu için 3 ay ömrün kaldı demiş, evde otur. İmanı yok. Mezarı görüyorsun. Sen yakmıştın 5-10 sene önce babanı, anneni. Yakmak, yakıyorlar. Şimdi düşün sen. Oturuyorsun. Kafa oturur mu? Hangi işe mezarlıkta yanacağım ya? Yanmak. Kabire girmek. Başka bir şey. Yanmak mı? Ulan yanayım ya, altına mı gireyim? Seç hadi. He? Şükrü. Ne seç abi, toprağa girmek mi, yanmak mı? İşte hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup, ne zaman kurtulursun? Vücuduna Allah'ın nazarıyla, şuur-u imanla baktın mı, Allah'ın olduğunu anlarsın, benim değil. Mal kiminse o, gemi batıyor. Batıyorsa mal sahibi üzülsün. Bu kalsın, ya bu kürsüde konuşurken, sanki ben bunun dışında mıyım? Şu anda sayıp benim haşlanış zatında bir şeyler konuşuluyor. İşte şahs etme. Şimdi bu sözler, bu dersler var ya, ne zaman anlarsın biliyor musun? İşte tepene düşünce bozukluğu olunca, kendini kötü hissedince, hastaneye gidip kötü haber verince, yaşlanıp sekerat başlayınca, o zaman bu dersler, dedim işte ben, ben vefat etmeden önce böyle sekerat vesaire yaşarsam burayı bana okusunlar. Çünkü düşüncemi kurtarmam lazım, bedenden kurtulmam lazım. Eğer düşünceler bedenin içindeysen hiç şansın yok. Eğer düşünceni bedenden çıkarırsan cenneti yaşarsın. Bedene derdik sık tık sık tık sık at olur. Üstündesin. Kurtulup mevcudata. Peki mevcudata nasıl bakacağız? Hususan zihayatlara taalluk eden efalde, yani mevcudata, hususan canlara taalluk eden fiil, Allah'ın icraatlar var. Esma-i ilahi adedince uvvet rabıtaları ile münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata. Yani demek ki şu mevcudat, dünya, ahiret, soğuk, sıcak, aydınlık, karanlık, kadın, erkek. Bunların bir ortak buluşma havuzumuz, koridorumuz, kavşağımız olması lazım. Esma-i Hüsna. Ya yok mu bunun dizgini tutan ya? Ya bu olumsuzlukların dizgini tutan kimse yok mu ya?
Dilsi giriyor. Bak, diyor ki mevcudata hususan zı hayatlara taalluk eden efaldi fiillerde esma-i ilahi ad edince uvvet. Yani esma-i ilahi ile baktığın zaman nasıl ki ruhlar aleminde anne berzahı ile dünyaya doğduksa, peki aklımız var mıydı ruhlar aleminde? Hatırlamıyoruz. Onun için doğmaktan korkmadık. Şimdi aklımız var. Ruhlar aleminden alemi şehadete anne berzahı ile doğduk. Şimdi ise dünya aleminden alemi şehadetten alemi bekaya dünya berzahı ile doğuyoruz. Bir yerin ölümü de demek, bir yerin dirilmesi demektir. Çekirdek çürüdü, ağaç oldu demektir. Yani ölüm demek dirilmektir. Ölüm dirilmektir. Ölüm dirilmektir, dirilme. Ama öteye. Esma-i ilahi dedince uvvet rabıtalarıyla böyle esma-i ilahi ile anlaşılır bu. Münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata. Böyle bütün mevcudata yerim, aşım, işim, eşim, arabam, villam, sağlığım, siyatım, he? Hepsiyle kim yapıyor onu taktık? Sen yapıyorsun. E baktın, yapma demektir. Şimdi bu bir münasebet kuramazsan eşya arasında, eşya vahşidir. Eşya nedir? Çünkü senin hayatını kemiren fare gibidir. Fare gibidir, yani bitiriyor seni. Gece gündüz, aa ne güzel işte, akşam oldu iftar. Ya tamam da hani Ramazan'da yapılıyor. İftara yakın, ne yapıyorsun? Zaman öldürüyorum. Sanki gavurun zamanını öldürüyorum. Gel tezkere gel, olan gelsin lan, ömür bitiyor. Fabrikadasın, olan ya 5 saat kaldı geçmedi ya. Lan ömrün gidiyor. Mevcudat senin ömrünü bitiren ya, mezarını kazan ya. Bu sefer esma ile ona bakmadığın zaman, esma-i hüsna ile bakmadığın zaman vahşi evham seni kaplıyor. Ya arkadaş ya, ya hiç mi hastaneye gitmiyorsunuz ya? Yani sizin alakası yok. Böyle ümitleri kesilmiş insana, yani kendini yerine koysana, her şey bitirmiş. Vücut benim alemde çalışıyor, bağırsak benim alemde çalışıyor. Ha o kadını anlattı. O kadın aradı, izah etmedim yani, siz de sormadınız. O iş fabrikasında arkadaşına doktor demiş ki git. Git demiş, evde geçir. Bu ne olmuş peki? Bunlar ne? Niye anlatıyorum? Bunda almış evha. Allah Allah ya. Ben de bir şey. Bu sıkıntıdan karnı ağrıyor. Tamam. Ben de aynı şartlardayım. Aynı yaştayız. Ben de kanserim. Günlerce gitmiyor doktora. Bir de gittikçe çoğalmış. Allah çıldıracak gibi. Doktora gitmiş. Tanelerde bir şey yok. Ama karnı ağrısı var. Hadi çöz bakalım. Çöz. İlk soruyu şöyle sordum. Namaz kılıyor musun? Karnımın ağrısı başladım dedi. Ne zaman başladın? Karnımın ağrısıyla başladı. Karın ağrısı demek ki ruhsal ağrıymış. El fren çek, takoz koy. Nasıl, niye başladın? 10 defa anlatsam, o 100 defa nasihat etsem sen o namaza başlamayacaktın. Ne nimetmiş. Şimdi bana diyor ki karnımın ağrısı nasıl geçecek? Ulan içimden diyor ki ona devam etsin. Kalksa namazı terk edecek. Ya demek ki ikaz değil mi, irşad edici. Şimdi sen değilsin, etrafındakileri gördüğün zaman vahşi evham kapıyor. Şimdi onun hayat anlamını yitirmiş, biliyor musunuz? Böyle basit anlatıyorum ama hayatı basit değil artık. Ölüm korkusu sarmış. Her tarafta sızılar başlamış. Ayaklarım şişti diyor. Karnım ağrısı vardı. Başka bir zattan bahsedeyim. Kitabı ile telefon etti. O büyük bir zat. Ölümü Şibi Arus.
düğün günü. Büyük zatlar demiş ki, ölümün hakikatini keşfedenler, ölmeden önce evini, elini uyuşturup ölmek istemiştir. Lan ne zaman kavuşacağız? Ölümü doğmak kabul etmiş ve kavuşmak kabul etmiş. Yeter bu gurbeti dünya, diyarda diyormuş. Dünyaya gurbeti diyar. Ne zaman kavuşacağız diye bakıyor. Ötekisi de kendisinde bir şey yok ha. Kendisinde bir şey yok. Biliyorsun. Benim de karnım ağrım başladı. Olabilir. Olabilir. Bak ne hale sokmuş. Daha olmamış. Ya olsa ne olacak? Çünkü olabilirle bu hal. Ayakları şişmiş. Karnı ağrısı bir yere çıkamıyor. Ya doktor raporu verse sen de böylesin. Müminin cehennemi değil mi bu dünya? Hocam insan cehennemi. Kaçtı. Muvakkat bir firak içinde daimi bir ilahi olduğun bu rabıtalarla çözülür. Bu neyin nesidir? İnsan nedir? Niçin nihayetsiz böyle arzularla donatılmış? Niye nihayetsiz aciz? Niye fakir? Niye noksan? Niye kusur? En âli bir mahluk niye mevcudatın en basiti gibi azap çekiyor? Sığır bizden daha mutlu. Serçenin ölüm derdisi yok. Günde 50 defa da çiftleşir. Açlık elimi yok. Yok öyle bir şey. Niçin insan en mükemmel ama en böyle aşağılık yaşıyor? Eşyayı yorumlayamıyor. Bakamıyor. Şimdi diyor ki, bütün sevdiği mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Ustad diyor ki, dertler bana derman imiş. Visal var mı? Her şey ayrılıyor mu? Firak. Her şey ayrılıyor mu? Ayrılıyor değil mi? Diyor ki, bak, muvakkat bir firak içinde her şeyin benden ayrılıyor ama ayrılık kendisi kavuşmaktır. Firak gibi gözükürken kavuşmaktır o. Firak değil. Dertler bana dermanmış. Acı gibi gözükürken bir ber. Niye yiyorsun kardeşim? Tepe duman atıyor. Lezzet var diyor. Lan ne lezzeti var acıda ya? Doldururken yanıyorsun, boşaltırken yanıyorsun. Niye yiyorsun? Lezzet var diyor. Acıda lezzet olduğu gibi. Firak visaldır. Demek ki adam ayrılıktan korkmuyor. Ayrılık cehenneme yanaştırıyor. Adam firaktan korkmuyor, firakı istemiyor. Firakı çok seviyor. Çünkü firak değil o. Allah'a kavuşmaktır. Firaktan korkmak veya lezzet almak doğurduğu netice içindir. Firak birilerine ayrılık elemdir. Çünkü ayrılık cehenneme doğmaktır. Günahının oluşturduğu hayata doğmaktır. Firak kavuşmaktır kardeşim. Firak değildir. Mesela şöyle diyeyim. 2 metre sana yaklaştım. 2 metre buradan uzaklaştım demektir. 2 metre uzaklaştım abi koltuktan. 2 metre bana yaklaştım demektir. Firak kendisi visaldır. Ayrılık kavuşmanın görüntüsüdür. Ekranıdır, vitrinidir. Şekli, simgesi, sembolü. Rutelidir yani. Konuşmak için kullanılandır. Aslında firak kavuşmanın kendisidir. Eğer kavuşmak yoksa firak yoktur. Eğer ben bir yerden ayrılamadımsa sana gelemem. Ömer sana 2 metre geldim. 2 metre koltuktan uzaklaştım demektir. Koltuktan ben uzaklaşamıyorsam zincir bağlamış. 2 metre gelebilir miyim? Sana 2 metre geldim demek 2 metre uzaklaştım demektir. Firak kavuşmaktır. Mevt hayatın ta kendisidir. Biz bu aleme, ruhlar aleminde hayat ile faniye geliriz. Hayat ile faniye geliriz. Mevt ile bekaya geçeriz. Şimdi mevt ölüm müdür? Mevt ile bekaya geçiyoruz. Hayat ile faniye geliyoruz. Hangisi kaliteli? Diyor ki, şimdi gel de sekerat okumasın sana. Bak diyor ki, muvakkat bir firak içinde, firak kendisinde, firak içinde, firak. Muvakkat bir firak içinde,
daimi bir visal var olduğunu bildim. Muvakkat firak içinde daimi visal. Visal ne? Kavuşmanın kendisi ya. Ayrılık gibi gözükürken kavuşmanın kendisi ya. Çekirdek çürüdü. Ağaç oldu. Aslan uzaklaştı mı? Hayır. Aslına kavuşmak için çekirdek ağaç oldu. Tekrar meyvede kendi çekirdeği oldu. Kendi kendisi oldu. İki kendi arasındaki silüet, şekiller. Nur-u Muhammedi'den geldik. Geldik buraya. Ondan sonra cennete inşallah gene Nur-u Muhammedi'ye doğru ama varılamayacak kadar nihayetsiz ebedi seyir devam edecek cennette de Nur-u Muhammedi'ye doğru. Allah'tan geldik. Allah'a dönüyoruz. Ezelden gelip ebede gidiyoruz. Allah Allah. Bak bir de okuyorum ondan sonra. Muvakkat bir firak içinde, firakın kendisinin içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki karyeleri, karye yani kasabaları ve şehirleri, memleketleri, taburları, kumandanları, ustatları gibi rabıtalar bir olan adamlar. Nerede askerlik yaptın? Oo öyle mi ya ben de oradaydım falan. Ya asker arkadaşım, köylüm, toprağım. Ondan sonra aynı şeyde yaşıyoruz. Aa dersen de ya? Tepecik'te hepimiz. Ya ders arkadaşı tanıyor musun? Tabii lan ders arkadaşım ya. Dediğimiz. Adamlar, bir olan adamlar ne yaparlar aralarında? Sevimli bir uhuvvet. Birbirine karşı bir sevimli bir uhuvvet olur. Yani bunlara ünsiyet olur. Mesela birbirinizi en azından burada tanışıyorsunuz. Ben mesela bunu gördüğüm zaman öf oğlan nereden geldik demez yani. Ta 1985'leri hatırlamam 86-87'dir ilkokul mesela. Yani bizi tarihe götürüyor bazıları. Bizi rahatlatıyor bazıları. Bizi ötelere taşıyor, Allah'a taşıyor. Ha, nedir o? Adamlar birbirlerine sevimli bir uhuvvet. Sonra dostlarını bir arkadaşlık hissederler. Niye? Karyeleri bir, şehirleri bir, memleketleri bir, taburları bir, kumandanları bir, ustatları bir. Bunlar birlik rabıtalarıdır. Yani birbirimizi inşa etme, birbirimizi rahatlatma, birbirimize aynadır. İnsan ne yapar? Bir arkadaşlık hisseder, yakınlık hisseder, vahşetimiz kalkar, kimsesizliğimiz gider. Mesela diyelim ki Ömer Bulgaristan'a gitti, arabayla bir parça alacak, orada parça ucuz. Ama ne yapacak, bir şey yok, yabancı lisemiyor. Neredeyse Allah Allah gittik, işimiz de ters gibi gidiyor. Orada bir tane dükkan, derste bir yardım sor. Aa, oğlum ne yapıyor lan? İyiyim ya, iyi ki sen, ben de gel. Ya sen ne yapıyorsun burada? Biz ki, olanı söylüyor, olmuş. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Kurtköy'de, dershanede katılıyorlar böyle. Ya ben dedi burada dedi fabrikam var. Ne fabrikası? Kereste dedi. Yapma ya, sen ne işin var? Parça almaya geldim dedi ya. Ya gel ya diyor, otur ya, ben adamı aldırıyorum. Sen işin ters gitti, bilemedin. Ya, Bulgarca yok nerede, ondan sonra pahalı bilmem ne. Sahte midir, Çin midir? Kendisi anlattı bana. Sanki acayip oldum abi dedi ya. Bir de oturduk, ooo hem yalnızlığım gitti. Otura sohbet edene kadar beşerde fabrikada ikram etti dedi. Parçam da geldi diyor. Şimdi ne kadar rahatlık hissedersin? Heh, böyle bir şey yani. Şimdi ve adres veriyorum sana. Bana bak. Buyur abi. Bulgaristan'a gidince falan yere git. Orada cami imam Nurettin'in talebesidir. Ona şehri söylemeyeyim. Ona gitmenden selam söyle. Olmuş. Abi o hocanın yanında lojmanda selam ediyor verdi. Şimdi ben sana adres veriyorum. Bana güveniyorsun. Gidiyorsun. Giderken daha ondan endişe var mı otobüse bindince ben? Ya merak etme otobüste seni karşılayacaklar falan. Dedim. Ha şimdi sen bu derse geldin. Sana bu dersler sayfadır, manalar. Tamam, kabire gidiyorsun. Merak etme lan, karşılayacaklar. Bizim arkadaşlar var orada.
Münker Bekir denilen bir arkadaş var. O karşılayacak, yalnızlığın gidecek. Üstad öyle diyor. İki arkadaş diyor. Çıka geldiler diyor. Yalnızlığın gitti diyor. Yalnızlık, karanlık, soğuk, kimsesizdi diyor. Bunları kaldırdılar dedi. Ben sana diyorum ki bak orada arkadaşlar var, onlar karşılayacak seni. Söyle otobüsten aldıktan sonra seni karargahın istirahat edeceğin otel, oradaki arkadaşlar var. Bizim arkadaşlar sana kamp yapıyorlar. Sen bilmezsen o Bulgaristan'ın o dağın eteğini, kampa götürecek seni otobüsten. Otobüsten alan Münker Nekir. O kamptaki arkadaş İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, Ustadlar, Hafız-ı Alaviler kamptalar yani. Eğitim kampına devam ediyor. Şimdi ben sana bunu verince oralarda da olduğunu da biliyorsun. Gitmekten endişe etmesin ki. Hissedersin diyor. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar, cemaati olmayanlar, kitap okumayanlar, Allah ile işi olmayanlar, dedim Allah ile iş, dedim dinler nasıl, dedim aram var mı, dedim böyle bir hobim yok diyor. Dinle aram nasıl, dedim adama, böyle bir hobim yok diyor. Olmayanlar daimi elim karanlıklar için azap çekiyorlar. Hem bir ağacı meyveleri şuurları olsa birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler ad edince fırlatılır. Yok. Meyveyi nereye takacağız? Ağaç birliğimizin sebebi. Cemaat ağaçtır. Kur'an ağaçtır. Peygamber ağaçtır. Bu noktada peygamberin iyiliğini ödeyemeyiz. Bunları bize anlatan şu cümlem son. Evet son olmuştu. Kapatmıştım ama. Bak. Evet en arkada. Bu noktada bak. Bu anlatılan iman nimeti, ahiretin nimeti. Yani olayları yorumlama yöntemi vesaire Risale-i Nur, Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin manevi bir tefsiridir. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Nasıl duralım bunun karşısında? Ve keza bütün nimet ve hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimet-i imana vesile olan. Bak bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimet-i imana. Yani iman nimettir. Bütün nimet hazineleri açan imandır. Bu salahiyetinde olan nimet-i imana vesile olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle bir nimettir ki. Yani iman bütün nimetlerin hazinelerini açıyor. Ama bu iman nimetini de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vesile oluyor. O zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imandan önce büyük nimettir varlığı. Çünkü iman o tanımlıyor, iman o söylüyor. İman ne kadar değerliyse bu o kadar kıymetlidir. İman neyse buna vesile olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, iman senin için neyse, Allah senin için neyse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle bir nimettir ki, nevi beşer ilel ebed o zatı Aleyhisselatü Vesselam metü sena etmeye borçludur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir nimettir ki nevi beşer ilelebet o zatı Aleyhisselatü Vesselam metü sena etmeye borçludur. Çünkü o iman vasıtasıyla saadet ebediyi açtı. İman vasıtasıyla Allah'ı bize söyledi. O vasıtayla ahireti bize söyledi. O vasıtayla ben insan olduğumu anladım. Zira insan İnsansız insanlaşamaz. Sırınca o beni bana tanımlattı. Benim hakikatim mahiyetimi söylediği için ilelebet onu metü sena etmeye boşluyum. Farz yani. Farz da az nasıl bir şeyse. Böyle şey yapamıyorum yani. Öyle yani. Bir kalıp getiremiyorum. Kalıp zannediyorum. Allah ne kadar nimet desin, Allah senin için neyse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle vesile olduğu için,
onu sana anlatan o kadar, Allah senin için ne kadar nimetse o kadar da o da nimettir. Aynı şeyi Allah için söylüyor. Bak diyor ki, hatta mümin olan bir insanın dünyanın burası değil, şu. Nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin üstündedir. İşte bu Allah'ı anlatan budur. Olmasaydı Allah'ı bilmeyecektim. Benim için Allah yok olacaktı. Benim için Allah yok olmak ne demekse benim için Allah'ın varlığı bana ne kazandırdıysa bu adam vesile oldu bu zat aleyhissalatü vesselam. İlelebet ona medyun ışıklar ödeyemezsin. El Fatiha. Gel abi. Şöyle buyurun. Beyninizde okunuyor gibi hissedin. Beyninizde gözünüzü kapatın. Bu adam değil. Orada Allah'tan Cebrail'e aktarılırken dinler gibi ol. Cebrail peygamberi anlatırken, naklederken dinler gibi ol. Peygamber aleyhisselam sahabeye anlatırken ayeti okurken dinler gibi ol. Bu üçünü cem et, kafanın içerisinde okunuyor düşün. Şifa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في
حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة